Tek Kadın kanalı Woman TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben İnci Yazgan. Her cuma olduğu gibi yine birlikteyiz ve bugün konuşacağımız konu hayatımızdaki en önceliğimiz çocuklarımız. Size sorsak anne babalar en kıymetli varlığınız nedir diye eminim ki anne baba olanlar mutlaka çocuğum der. Biz de astrolojiye bir de çocuklar açısından bakalım dedik. Çünkü meslek seçiminde bazen ebeveynler çocuklarımıza karışıyoruz, baskı uyguluyoruz. Bazen de kendi seçimlerinde özgür olsunlar istiyoruz ama bence biraz da haritaya mı bakmakta fayda var? Ne diyelim, bununla ilgili uzman bir konuğumuz var. Astrolog Sari Palaska bizlerle. Merhaba Sari Hanım, hoş geldiniz. Merhaba İnci, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çocuklarla ilgili konuşacağım için. Ben de çok memnunum. Özellikle çocuklarla ilgili bir alana denk geldiğim için. Çünkü özellikle sizle görüşmemizde özellikle bu konuda görüşmek istediğinizi yani paylaşımda bulunmak istediğinizi söylediğinizde çok memnun oldum. Çünkü gerçekten hepimiz bizim önceliği çocuklar. Bazen hatta kendimizden önce hep onlar iyi olsun istiyoruz. Ama bazen yanlış yapıyoruz. Onların seçimlerinde özgür iradelerine bırakmayıp kendimiz de karışabiliyoruz. Şimdi sizin sayenizde aslında biraz da nelere yatkın olduğunu öğreneceğiz çocukların. Ben önce izleyicilerimiz için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ondan sonra da hemen konuya döneceğim. Tamam. Evet, bugün Sari Hanım bizler için öncelikle burçlara göre meslek seçiminden bahsedecek ama daha önce sosyal medyada yaptığımız tanıtımda birkaç izleyicimizin de kişisel doğum haritasına çocuklarının bakma fırsatımız olacak zamanımız yettikçe. Ve bugün fırsat buldukça da canlı yayın bağlantısı yapacağız ama inanın o kadar kısa süremiz var ki o yüzden de yine bunlara yetişebilmek adına ben hemen telefon numaramızı söylemek istiyorum. 0212 243 71 80 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz ve canlı yayında çocuğunuzun kariyerine bakabiliriz. Evet, şimdi Sari Hanım, ben öncelikle neden çocuk astrolojisi onu sormak istiyorum size. Çok sağ ol bu soru için. Neden çocuk astrolojisi? Çünkü biz doğduğumuz, nefes aldığımız andaki o gökyüzünde oluşan izafi harita aslında bu dünyadaki bizim pusulamız. Biz de aslında astrologlar olarak bu pusulayı okuyan kişileriz. Yani şifreleri okuyoruz, deşifre ediyoruz. Daha önce de ben astrolojiyi yani benim için de gazetelerde baktığım herhangi bir bilgiden ileriye dönük bir şey değildi. Ama oğlum benim 16 yaşında şu anda, 2,5 yaşındayken oğlumla ilgili göz teması kurmuyordu ve konuşmuyordu. Bundan dolayısıyla da çok ciddi bir rahatsızlığı olduğu söylendi bana. Ve ben o dönemlerde yaşamış olduğum hayal kırıklığı, üzüntü, keder, birçok şeyi kafamda yaşarken, kurgularken tesadüfi olarak bugün mezun olduğum okulda hocalarından bir tanesi doğum haritasına bakarak aslında oğlumun çok zeki olduğunu, bir sürü yeteneklerinin olduğunu ve 5 yaşına geldiği zaman da aslında bu konuşmayla ilgili olan sıkıntısını ki Venüs retro haritasında 21 yaşında düzelecek. İnsan ilişkileriyle olan o göz teması kuramamasını çok güzel açıkladı bana ama tabii ben o zaman çok da fazla paye veremedim. Ama benim oğlum 5 yaşına geldiğinde ve gerçekten konuşmaya başladığında bu nedir acaba diye merak edip hobi olarak okumaya başladım. 4 yıl okudum. Okurken de eskiden işte geçmişte yaşamış olan ünlü ve çok zeki olan insanların doğum haritalarına bakarak oğlumun haritasını karşılaştırıp yorumlar yapmaya başladım. Ve 6 yaşından sonra da aslanın hayatıyla ilgili yönlendirmeler yapmaya başladım doğum haritasına göre. Tamamen bu kişisel bir hobiydi. Fakat okuduğu okulda aslandaki gelişimi görünce okulun sahibi ve rehberlik benimle çalışmak istediler. Ve ben 2 yıl boyunca özel bir okulda çocukların doğum haritalarına göre kariyerlerini planladım. Böyle velilere CD'ler gönderiyorduk. İşte şu mesleği yapması lazım, şuraya doğru yönlenmesi lazım ve çok da güzel geri dönüşler alıyorduk. Bu esnada işte herhangi bir okula veremediğimiz, göz teması kuramayıp konuşamayan, otizm teşhisi konan oğlum 2 sene önce TEOG sınavıyla İstanbul'un en iyi okullarından birini kazandı. Şu anda biyoloji olimpiyatlarına hazırlanıyor. Çok iyi bir kickboksçu, çok iyi bir yüzücü. Aynı zamanda inanılmaz aşk şiirleri yazan, okulun dergisinde felsefe yazıları yazan bir çocuk.
Çok başarılı bir çocuk. Hala göz teması kurmuyor İnci. Ama o da 21 yaşında düzelecek diye bekliyorum. O Venüs'ün düzelmesini ama bekliyorum. Ama olsun, bu yani en azından doğum haritasında bu yaşadığınız farkındalık, evet, sizi çok önemli bir yol kat etmeye çok götürmüş. Çok. Sonra da şey dedim, hani bu işi ben profesyonel olarak nasıl, hani daha çok insana nasıl ulaştırabilirim? Anneye, veliye. Çünkü daha çok bunu yetişkinler için yapıyorlardı. Ben de yetişkinler için ikinci bahar da yapıyorum. Hani 40'tan sonra aslında ne yapman lazım diye de böyle bir danışmanlık da veriyorum. Ama çocuklar ve gençler benim hikayemde çok önemli. Küçücükken bile o anne babaya onunla ilgili, mesela bir aslan burcu ile ilgili küçücük bir bilgiyi bile bilse anne baba, o bebeğe öyle yaklaşsa aslında o çocuğun ne kadar çok hayatını aydınlattığına inanamayacaksınız. Evet, kişisel olarak bakabileceğimiz kadar bakacaksınız belki ama genel olarak da geçmeden önce burçlarımızın meslek seçimine, öncesinde de sizin tamamen kendinizi çocuklarla ilgili konulara kaptırdığınızı görüyorum. Sanırım çocuklarla ilgili de bebek üretimi yapıyorsunuz bebeklere yönelik. Bebeklere yönelik, çünkü ağaç yaşka değildir dedim. 0-7 yaşı çok baz aldım. Şu anda 0-3 yaş içinde bebeklere yönelik %100 doğal ürünlerle bir tekstil firmasıyla bir ortak bir işbirliğine giriştik. Hatta bugün teaserlarını yayınladık ve gerçekten de çok güzel şeyler bekliyoruz. Bebeklerin üzerine örtülen, uyurken, banyo yaparken, dışarıdayken onları hem koruyan, kollayan, hem de onların arkadaşı gibi olacağı bir takım desenler ürettik biz. Bebekler üzerinden 12 burcun desenini gerçekleştirdik. Burada da maksadımız burcuna göre büyüsün. Burcuna göre büyüsün. Yani uyusun da büyüsün, peki, burcuna göre büyüsün çok dedik. Güzel. Sizin yaptığınız bu yorumlarda yine çocuğumuzun burcuna göre bir meslek seçimlerini dinlemeliyiz. Yoksa yükselenine göre mi? Şöyle bir şey. Ben şimdi burada tabii çok kısa bir zamanımız olduğu için burca göre bir takım yorumlar yapacağım. 12 burcu böyle kısaca aslında hangi mesleğe yönlendirilmeleri lazım. Yanında ya da bazen de şöyle bir bilgi vereceğim. Aslında bu çocuğun hobi olarak hayattan keyif aldığı konu ne olması lazım? Yani ne yapması lazım ki kariyerine destek olsun? Bazen de böyle bir bilgi vereceğim kariyer yerine. O zaman şöyle yapalım. Koçlarla başlamadan önce yine izleyicilerimiz için hatırlatmada bulunalım. Bize ulaşmak isterseniz çocuğunuzun doğum haritası ile ilgili kişisel bilgi almak için 0212 243 71 80 numara telefondan bize ulaşabilirsiniz. Biz şimdi koçlarla başlıyoruz. Evet, koç burcu, zodyağın ilk burcu, ateş elementi. Koçların mutlaka ve mutlaka ince spor yapmaları gerekiyor. Onların vücutlarının kaslı olması lazım. Eğer onlar spor yapmazlarsa gerçekten çok fazla provoke edici olaya şahit oluyorlar. Koçlar çok iyi bir girişimci olabilirler. Sıfırdan yeni bir işi başlatabilirler. Çok iyi spor hocaları, çok iyi sporcular ve özellikle de hani bu çok moda son dönemlerde koçluk yapma potansiyelleri var çok ciddi bir şekilde. Boğalarla devam edelim. Boğalar biraz daha toprak elementi biliyorsun. Ve maddi manevi dünyayı, yani daha çok maddi dünyayı daha iyi biliyorlar. Ve gerçekten beş duyu organlarını muhteşem kullanıyorlar. Çok güzel sesleri oluyor. Harika takılar. İşte böyle topraktan seramikler yapıyorlar. İnanılmaz iyi bir gurme, yeme içme alanında çok başarılı olabiliyorlar ve tabii ki para koçlar boğalardan soruluyor. Pardon. Bankalar ve finans dünyası da boğalardan sorulur. O yüzden bu anlamda mesleklere doğru çocuklarını yönlendirirlerse o çocuklar gerçekten çok başarılı oluyorlar. Peki şimdi ben de bir ikizler annesiyim. İşim zor sanırım. İkizler çocukları için neler söyleyeceksiniz? İkizler burcu gerçekten çok meraklı, araştırmaya çok açık, inanılmaz eğlenceli ve dikkat eksikliği olan. Yani bir noktada duramayan, sürekli çok çabuk sıkılan çocuklar. Yani ikizler burcunda önerdiğim tek şey hayat boyu öğrenci. Entelektüel olarak kendilerini daima geliştirmeleri lazım. Yükselen ikizler de dinleyebilir bunu, ay ikizler de dinleyebilir çocukları için, kendileri için de. Her zaman için entelektüel olarak bilgi alabilecekleri kurslara yönlendirmeleri lazım. İnanılmaz ticari kabiliyetleri var. Çok iyi eğitmen, öğretmen oluyorlar. Çok güzel sosyal zekaları ve sosyal ortamlarda çok çok iyi bulundukları için de halkla ilişkiler, insan ilişkileri ile ilgili, işte şirketlerde mesela insan kaynakları ile ilgili konularda çok başarılı olabiliyorlar.
Yazar çok güzel yazarlar çıkıyor. Hı-hı. Eğer haritasında terazi özellikleri varsa çok iyi iç mimarlar çıkıyor. Çok iyi iç mimarlar gördüm. Şu an bir telefon bağlantımız var hattımızda. Okay. İzleyicimiz hemen bekliyor. Alo merhaba. Alo merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Sizi. Bu İpek benim adım. İzmir'den merhaba alıyorum. İpek Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Sizi dinliyoruz. Hayırlı. İpek Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Benim oğlum 2012 doğumlu. Adını alabilir miyim ismini? Ömer Atla. Evet. Doğum tarihini alayım. 27 Haziran 2012 doğumlu. 2012. Gece 3'te doğdum. Ama İstanbul doğumlu. Önemli değil. Tamam. Gece 3'te İstanbul. Tamam. Evet. İstanbul doğumlu. Gece 3'ü 3 gece doğdum. Tamam. Dakikası dakikasına. Evet. Dakikası dakikasına böyle. Bayılıyorum böyle annelere. Evet, yenge. Saniyeler tabii ondan insanı tanımıyor. Sizin isminizi alabilir miyim? İpek benim. İpek Hanım. İpek Hanım, oğlunuz Yengeç Burcu. Evet. Yükselen Burcu Boğa. Ay Burcu da Terazi. Evet. Ya şimdi İnci sen de biliyorsun ikinci evde Jüpiter var. Ya nasıl bir zengin olacak ben anlayamadım. Ya gerçekten küçük yaşlardan itibaren cebindeki parayı kazanma ve gerçekten de ciddi para kazanma potansiyeli var. Zaten biz Boğa yükselenden de başka bir şey beklemiyoruz. Finans dünyasında olma potansiyeli çok yüksek. Yani parayla ilgili işler yapacağı gözüküyor. Tabii bu bir potansiyel. Lise çağlarına geldiği zaman İpek, onu biraz daha gözlemlemenizi istiyorum. Ben oğlumu lisede daha çok iyi gözlemledim bu konuda. Parayla ilgili konulara doğru yönleniyorsa mutlaka finansa doğru yönlendirin. Çok başarılı olabilir. Aynı zamanda terazi, ayı da terazi. Biraz önce tam da o konudan bahsediyorduk. İç mimari, yani sanatsal yeteneklerin de olduğunu görüyorum. Eğer ki çizime karşı bir yeteneği var ise mimari yetenekleri var. Bunu gerçekleştirebilir. Ya da gerçekten baktınız ki o cebindeki paraya çok kıymet veriyorsa, çünkü parayı çok önemseyecek, belki farkındasınızdır. Evet, cebindeki, şu anda da öyle. Değil mi? Çok küçük olmasına rağmen. O parayı biriktirir, o sever o paraları, böyle sayar onlar. Harcamayı da seviyor. Evet, harcamayı sever ama kendisine sever, üzgünüm. O yüzden ya da maddi dünyaya doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Ömer'i buradan sevgiyle kucaklıyorum. Evet, şansı, bahtı, güzel olsun Ömer'in inşallah. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın İpek Hanım. Evet, tam da yengeçe denk geldik. Tam da yengeçe denk geldi. Evet. Koruyan kollayan, yengeç koruma kollama, özellikle duygusal bir burç olduğu için su elementi. Gerçekten de bizi koruyan, kollayan, şefkatle kollarına saran yengeçlerdir. Dupdurusudur yengeç. Böyle altında ne varsa görebiliyorsunuz. Çok seviyorum. Yeme içme işlerinde de çok iyi oluyorlar. Çünkü inanılmaz güzel yemek yapıyorlar. Çok iyi aşçılar çıkıyor. Boğalar restoranları çok güzel işletebilir. Ama yengeçler çok güzel yemek yapabilir. Dinamiğine göre haritasının. Sağlık sektöründe çok kuvvetliler. Çok iyi doktorlar çıkabiliyor. Daha çok böyle koruyan, kollayan, insanların ve evcil hayvanların yaralarını saran, yaşlılara yardım eden veteriner de olabilir o yüzden. Bu tarz mesleklere doğru yönlenebilirler. Peki o zaman aslanları da geçelim. Ondan sonra da bir izleyicimizin yine haritasına bakalım. Tamam. Ben de bir aslan olarak tabii ki nasıl kısa geçeceğim bilmiyorum aslan olarak. Hani aslanlar ateş elementi ve gerçekten de bu dünyaya çocukların içindeki onların o güneşi olmak için gelmiş. Yetişkinlerin de içindeki çocuğu dışarıya çekme potansiyeli vardır. Gerçekten görsel sanatlarla ilgili bir şeyler yapmaları lazım. Bugün ben işte sosyoloji okudum, işte hiç alakası olmayan işler yaptım ama görsel sanatlarla ilgili, gerçi reklamcılık biraz içindeydi ama bugün şu anda şu tasarımları yapmak bile görsel sanatlarla alakalı bir şey. Sahne önünde olmaktan çok hoşlanıyorlar. O yüzden radyo, televizyon, spiker, drama özellikleri var, taklit özellikleri olduğu için ve doğal liderler, çok iyi genel müdür, çok iyi idareci ve yönetici olabiliyorlar. Peki o zaman hemen bir izleyicimize bakalım mı? Tamam, bakalım. Şimdi tabii aslında bir sürü var fakat ben önüme ilk geleni süremiz yettiğince bakacağım. İlayda, 7 Ocak 2005.
7-1-2005. Evet, 8.45 doğum saati. Sabah mı acaba? Sabahtır muhtemelen, 08.45 evet, yazdığına tamam. Göre. Nerede İstanbul doğum yeri. Evet. Oğlak Burcu sanırım. Evet, Oğlak Burcu. Eğer annesi bizi buradan dinliyorsa. Oğlak Burcu, yükselen Burcu Kova, Ay Burcu da Yay, Yay'da. Şimdi Oğlak deyince hep Oğlaklardan biz şeyi bekliyoruz. Ben bu dünyaya kendimi bir kariyer yapmak için geldim. Titri ve o şey çok önemli. Neyle anıldığı çok önemli. O yüzden demek ki bu çocuğun mutlaka bir kurumsal bir dünyada olmasını bekliyoruz biz. Yükseleni Kova olunca işler biraz karışıyor. Çünkü Kova da kurallara karşı gelen ve hümanist, biraz marjinal ve biraz her şeyi olduğundan geleneksel değil de biraz daha geleceğe yönelik modern şartlarda. Sanırım kovalar biraz daha yaratıcı çalışmalar çok daha fazla yaratıcı çalışmalar yapmaları gerekiyor. Çok doğru. Ayı da şeyde Yay'da o zaman da özgürlüğüne çok düşkün oluyor. Ama 11. evi çok kuvvetli. O yüzden de kovalar hak, hukuk, kendileri için bir şey yapmazlar. İdealleri uğruna hareket ederler. O yüzden de ben onun hani biraz daha kolektife hizmet etmesini, biraz daha sosyal sorumluluk projelerinde kendini göstermesini, sanki biraz daha geleneksel olmayacak şekilde sanatsal tasarımlar yapmasını, yani şey gibi olabilir, endüstri mühendisliği gibi olabilir. Hani daha böyle yeni buluşlara, mevcut olan geleneksel kullanılan günümüzdeki aletler değil de daha yeni, daha modern, daha teknolojiye yönelik şeyler yapmasını tercih ederim. Yani gene onun içerisinde de sanat var. Ama büyürken mutlaka sosyal sorumluluk projelerinde görev alması gerekiyor. Eğitim hayatı için çok önemli olacakmış. Peki o zaman şimdi Başaklar'la biz devam edelim. Evet, Başaklar canım benim. Yani ben bir keresinde bir programda canım benim, köle demişim. Çünkü benim de yükselenim Başak. Gerçekten de hani onu farklı algılansın çok diye söylememiştim. Çalışmayı seviyorlar diye. Çalışmayı çok seviyorlar ve verimli olmak için, faydalı olmak için ölen bir burç. O yüzden de eğer ki bir Başak çocuğunuz varsa faydalı olabileceği görevleri küçük yaşta ona verirseniz kendini çok iyi hisseder. Onun o mükemmel olayım, İşte her şey mükemmel düzende olsun istek ve taleplerinden dolayısıyla mide sindirim sistemlerini bozuyorlar. Bunu önlemiş oluruz. Ne kadar çok görev ve verimli olabileceği işler verebilirsek. Verimli dediğimiz için Başaklar'da hem sağlıkla ilgili yetenekleri var. Sağlık sektöründe olabilirler. Hemşire gibi işte... Bu sağlıkta sadece şey olarak düşünmeyelim, doktor ya da tıpta olacak gibi değil. Biraz daha böyle o konularda hizmet edecek, mesela eczacı gibi olabilir. Ve insanları çok iyi idare ettikleri için de çok iyi organizasyon işlerinde olabilirler. Gelelim terazilere. Peki. Çünkü süremiz kısıtlı olduğu için biliyorum, ister istemez çok çabuk diyorsun iyice. Ben de anlatmak istiyorum. Tabii biliyorum aslında saatlerce konuşabiliriz ama. Doğru söylüyorsun. Terazi deyince salon hanımefendisi, salon beyefendisi, çok iyi bir ara bulucu, çok iyi bir siyasetçi, poker suratlı oluyorlar. Gerçekten de ya hukuk dünyasında, çünkü hak hukuk çok kuvvetli, ya da moda, dizayn, tasarım, sanatsal bir alanda iş bulmalarını daha çok öneriyorum. Akreplere geldiğimizde? Derin sular, karanlık su, ne olacağını bilmiyoruz. Akreplerden gerçekten çok kısa ve net, ya siyasetçi çıkıyor ya mühendis çıkıyor. Çok iyi doktor da çıkıyor ama dinamiklere göre. Ama ben daha çok iyi mühendis gördüm. Peki hızlı hızlı geçelim, sonra bir tane daha haritaya bakma fırsatımız olsun. Yaylara geldiğimizde. Yay deyince özgürlüğüne çok düşkün. Uluslararası ilişkiler, yabancı dil, uzaklar, uluslararası ticaret. Öğretmen olacaksa da gene yabancı dil öğretmenliği bekliyoruz. Gerçekten yayıncılık işlerini bekliyoruz. Çok iyi yazarlar çıkıyor. Bu konularda kendilerini geliştirirlerse çok başarılı olurlar. Oğlakları biraz İlayda da bahsettiniz ama genel olarak Oğlaklar gerçekten isterseniz. Bu kurumsal dünyanın adamları. Onlar birer iş adamı, iş dünyası olamazdı onlar olmasaydı. Çok hedef odaklılar. Sistemi kurup sistemi yöneten komutanlar. O yüzden de şirketleri yöneten kişiler olarak daha çok görüyoruz. Hep iş dünyasında. Evet, geldik kurumsal yaratıcı dünyada. Kovalara şimdi de. Ne kadar hızlı gittim şu an. Bir anda otomatiğe bağlamış gibi oldu ama. Sona gelince hızlı gidiyorsunuz Sari Hanım. Vallahi yapabileceğim bir şey yok.
Kova deyince hep söylediğim şey, kovalar olmasaydı hala mağara döneminde yaşıyorduk. Bence bir tekerleği de bir kova burcu buldu. İnanılmaz zekiler. Hür ve biraz marjinal oldukları için her işi orijinal bir şekilde yapmak istiyorlar. Yaratıcı işlerde olmaları gerekiyor. Çok iyi bilim adamı, çok iyi birer eğitmen oluyorlar. Ve aynı ideali paylaştıkları gruplar ve topluluklarda liderlik yapıyorlar. Sanatsal yönleri de çok kuvvetli. Endüstri mühendisliği gibi konulara doğru yönlenmelerini tercih ederim. Ve geldik balıklara. Balıklar. Balıklar her şeyi bitirip bu dünyadaki her şeyi tamamlayıp bir sonraki nesle bir şeyler bırakmaları gerekiyor. Gerçekten de çok aşırı duygusallar. Bence sanatla uğraşmaları lazım. Şiir yazmaları lazım. Pardon, bakın yengeçlerden çok iyi edebiyatçılar da çıkıyor, affedersiniz. Hı hı. Çok iyi roman ve yazarlar da çıkıyor. Aynı şey balıklar için de geçerli. Resim, müzik, inanılmaz güzel dansçı oluyorlar. Yani drama özellikleri var. Gerçekten de şiirsel bir şekilde sahneye yakışıyorlar. Sahneyle ilgili işler yapmasını tavsiye ediyorum. Hı hı. Harika. Bir gün sizden de ikinci bahar için lütfen bilgi alalım. İkinci baharı da biraz kızıyorum ben yetişkinlere ama yapmak istemiyorlar. Ama ikinci bahar da çok önemli bir mevzu. Evet, doğru. Şimdi hemen bir tane daha tarih söyleyeyim ben size. Efsa Solak. Evet. Ha, çok küçükmüş daha. 2016'lı. Ay, çok tatlı. 22 Ağustos 2016. 2016. 14.45 Niğde. 14.45 ve Niğde. Hemen Niğde'yi değiştirelim şeyi, İstanbul'u. Kardeşi de göndermiş ama abla olarak Efsa'ya öncelik vermiş olduk. Gözlerim görmüyor. Gözlüklerimi alamadım. Niğde. Şurası doğru mu? Niğde. Tamam. Evet. Sanırım Başak mı? Aslan mı hala 22'sinde? Yok. Aslan burcu. Evet. Aha. Aslanın son derecesinde. Bitmiş bir enerji ama sonuçta aslan. Yükselen burcu yay. Ay burcu da koç. Mutlaka spor yapması lazım. Yani biraz önce ilk başta da söyledim. Efsa'nın mutlaka arka bacaklarını çalıştırması lazım. Mutlaka spor. Voleybol oynayabilir kız olduğu için. Hani belki basket. Jimnastik falan. Ritmik jimnastik de olabilir ama zıplaması lazım. Tenis evet. Oynayabilir. Yani sporcu olma potansiyeli, spor akademisinde okuma potansiyeli çok yüksek. Yabancı dili çok güzel olacak. Mutlaka yabancı dil küçük yaştan itibaren vermeye çalışsınlar. Uluslararası ilişkiler, yabancılar, yurt dışı, bütün bu konular hayat hikayesinde duruyor. Ve gerçekten de hani sporla alakalı, yetenekleriyle alakalı bir kariyer yapma potansiyeli çok yüksek. Çünkü Jüpiter'de 10. evde tanınabilir bile. O yüzden gerçekten kendi yeteneklerine doğru yönlendirmelerini tavsiye ederim. O zaman buradan Efsa'yı da öpüyoruz biz. Ve son olarak da Ahmet Ayaz var. Bir tane daha çok kısa süremiz bitmeden Ahmet Ayaz'ı da söyleyeyim ben size. 3 Ocak 2015. Evet. 11.47 Antalya. Antalya. Yine bir disiplinli Oğlak burcu sanırım. Evet, o da bir Oğlak, hem de 10. ev Oğlak, Koç yükselen ve İkizler burcu. Gerçekten de tam bir iş adamı, girişimci, iş adamı, sabırla ideal bir yöneticisi. Kurumsal dünyada olmasını çok bekliyoruz biz. Oğlaklardan inşaat mühendisleri de çok fazla çıkıyor. Büyüdükçe onu görmek lazım. Gerçekten de o inşaatla ilgili şeyler de gerçekleştirebilir. Ama 5. evinde bir Jüpiter var. O da 9. evinin yöneticisi. Demek ki yurt dışı, yabancı ülkeleri, yüksek hukuk gibi konuları da içeriyor. Benim tavsiyem gene de sanatla ilgili bir şey yapacak. Yani mühendislik de olabilir, belki iç mimari olabilir. Ama ne yaparsa yapsın iyi bir eğitmen ve iyi bir öğretmen olacağı gözüküyor. Yani eğitmenlik de yapabilir seçtiği meslekte. Eğitmenliğe doğru gitmesini tavsiye ederim. Çünkü kurumsal dünyada, bu okullar da kurumsal bir dünya biliyorsunuz. İyi bir müdür,
Evet, işte okulun idari kaynaklarının başında olan birisi de olabilir. Hı hı. O zaman Ahmet Ayaz'ı da öpüyoruz biz buradan. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Süremiz kısıtlı olduğu için ben sizi birazdan bir soluklanmaya ağırlamak istiyorum. Çünkü kızımı merakla bekliyorum açıkçası. Tamam, seve seve. Onun için seve, de seve. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Çünkü çok güzel bir konu gerçekten. Konu çocuk olunca harika oldu. Çok teşekkürler. Rica tekrar. Evet, çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara çok iyi bakalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.